Mehmet Tezkan halktv.com.tr Erdoğan'ı 300 avroyla Paris'e yollasak. Dün Erdoğan Türkiye'yi gariban ülke yaptı dedim. AKP'li olduğunu tahmin ettiğim bir grup okur abartıyorsun diye tepki gösterdi. Erdoğan'a haksızlık ettiğimi söylediler. Söylediklerimi, yazdıklarımı test etmek fantezi denecek bir önerim var. Derim ki Erdoğan tedbirli kıyafetle Paris'in göbeğine bıraksak cebine de 300 avro koysak neden 300 avro mu? Asgari ücret. Pardon artık ortalama ücret. Erdoğan'a o para kaç gün yeter? Üç öğün yemek, şehri gezmek, gece konaklamak kaç gün yeter? Mesela canı kahve içmek istedi. Garson 3-4 avro istedi. Cebinden çıkardığı parayı 20 ile çarpınca ne düşünür acaba? Bir kahve 60 lira, 80 lira. İstanbul havaalanında da aynı fiyat diye içinden geçirir mi? zannetmiyorum. Erdoğan havaalanında bir küçük suyun 16 liraya satıldığını bilmiyordu. 90 sente. Yerli ve milli havalimanlarımızda bütün fiyatlar avro üzerinden. Erdoğan zaten çoğu şeyin ne olduğunu bilmiyor. Bilmediği için Türkiye bu halde. Danışmanları, bakanları söylemiyor. Geçenlerde Sedat Bozkurt köşesinde yazdı. Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan yanına girenleri beyefendinin hoşuna gidecek laf söylerseniz bu son randevunuz olur diye uyarıyormuş. Yazıya tekzip gelmedi. Demek ki doğru. Bu sebeple Erdoğan bir şeyleri görsün anlasın diye Paris'in ortasına tepdili kıyafetle bırakalım dedim. 300 avroyla. Bu satırları okuyan diyecek ki yurt dışına çıkmasına gerek yok. Herhangi bir markete de herhangi bir pazara tedbili kıyafetle gitmesi hayatın zorluğunu görmesi için yeter. Haklısınız ama ben övündüğü milli paramızın nasıl pul olduğunu görmesi için Paris'i önerdim. Roma'da olabilir, Berlin'de. Sizce Erdoğan parasını nasıl harcar? Kaç günde bitirir? Tabii gitmişken kültür sanat faaliyetlerine katılır mı? Bir konsere gider mi? Cebindeki para yetmez ama zaten sevmiyor. Türkiye'deki festivaller peş peşe bu sebeple yasaklanıyor. Erdoğan istemediği için, kendi kültürüne, kendi yaşam tarzına aykırı bulduğu için. Sizinkine, benimkine uyuyor ama Erdoğan'a uymuyor. Erdoğan'a göre zaten biz halktan sayılmıyoruz. Kendine oy verenler halk. Ceyhan ilçesinde İlkay Akkaya'nın vereceği 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri yasaklanmış. Zafer Bayramı konserine bile izin yok memleketin düştüğü kura bakın. Festival, konser, toplantı dedin mi hükümetin tek kişi tüyleri diken diken oluyor. Aykırı fikir söyleyene tahammülleri yok. En kötü ihtimalle atlı taciz uygulatıyor. Altını çiziyorum. Adli taciz. Bu kavramı not edin seçime doğru çok sık karşınıza çıkacak. Nasıl mı oluyor? Anlatırım. Dönelim mevzumuza. Erdoğan 300 avro ile Paris'te ne yapar? Kaç gün yaşar? Ne yer ne içer? iddia ediyorum sudan çıkmış balığa döner. Burada Erdoğan Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da, İspanya'da marketlerde raflar boş. Büyük gıda sıkıntısı var. Biz de hamdolsun dolu diyor ya. Bunu da test etmiş olur. Raflar boş mu, dolu mu? Bir kilo et onlarda kaç para, bizde kaç para? Bunu da görmüş olur. Fantezi de olsa önerim iyi fikir değil mi? Osmanlı padişahları yapıyormuş. Onlar da tek adamdı. Erdoğan da tek adam. Onlar gibi tedbirli kıyafetle sahaya çıksın. Çıksın da görsün ülkemiz ne halde. Avrupa'ya açılsın da görsün paramızın içler acısı durumunu. Görsün Türkiye'yi 20 yılda ne hale getirdiğini. Görsün takıntısının, inadının, gerçekle uyuşmayan saplantısının vatandaşını Avrupa'dan nasıl kopardığını. Türkiye'nin fakir Orta Doğu ülkesi olduğunu görsün. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.